Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala şu bu mübarek ayının mübarek keçelerde kılıyken ibadetlerimizi husnü kabul kıyken olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs derslerden bugün üçüncüsü. Birinci dersimizin hulasası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Men arafa nefsahu arafa rabbahu. Kim özünü tanısa keyin Rabbisini taniydi. Resulullah'ın başka hadisleri arcahukum aklan aşaddukum hubban lillahi azze ve celle. Oraylarda aklı pişken rağlarıylar, yani en aklı pişkenler kanak adam buladı dese Allah'ın muhabbeti kattık buladı. Allah'ın muhabbeti kattık adam aklı pişken adam buladı. Keçe gidersimizi hulasaları kanakaydı. İnsan yeryüzündeki en mükerrem mahluk. O aydan hem, kuyaştan hem, osmandan hem, yerden hem Allah Ta'ala'ya mahbub mahluk. Çünkü o amanatını köterdi. Allah Ta'ala'ya özünü ihtiyarı bulan kul buluşluk amanatını köterdi. Ve bana şu amanatı köterişi bulan Allah Ta'ala için aziz mükerrem buldu. İnsan zatı mükerrem mahluk. Ve ettik, Allah'tan uzak bulup, bironta adam bu dünyada saadetli bo'lganmas. Allah'tan uzak bulup, bironta adam saadetli bo'lganmas. Ve saadetli bo'lmaydi ham. Çünkü insanın saadeti, Allah onu yaratgan İslami fitratta turishligi bilan bo'ladi. Balık suda yayraydi. Sudan çıkarıp onu altın düsüye koyun, ipek yastı düsüye koyun, onda o rahat amiydi, öladi. O fakat suda yayraydı. Huddu çünkü o şekendik. İnsan balasının nefsi, insan balasının varlığı Allah'ın menhacı da bugün de yayraydı. Ondan çıktı mı? Hayatı şakavat getirdi. Teklifatlar. Allah Azze ve Celle siz bilen bizge kainatını verdi. Akılını ölçü okulup, tarazı kılıp verdi. Bana şu akılını buradalar köz yokşatsayı buladı. Köz her kança küşlü, her kança ötkür bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek ham, insonning aqli har qancha pishgan, har qancha o'tkir bo'lsin, ilohiy nurga muhtoj bo'ladi. Aql bor va unga nur bor, ilohiy nur. Agar nur bo'lmasa, ko'z ko'rmagandek, ilohiy nur bo'lmasa, inson aqli ham albatta adashib qolishligi muqarrar bo'ladi. Aytdi-ku, g'arb odamlari Alloh taolodan yuz o'girishdi. Allohning manhajini chekiga surishdi. Aqlimiz bilan ham yo'lni topamiz deyishdi. Haqiqatan texnikada, ilm-fanda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ammo o'zlarini kimligini unutib qo'yishdi. Nima uchun? Faqatgina aqlga suyanilganligi uchun. Aql bu o'lchov, tarozi. Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntira oladimmi? Sizni aqlingizga kelgan gaplar, sizni aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir xayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idrokiy quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Allah Azze ve Celle mana şularını hammasını siz bilan bizge berip durup kainatını berdi, akılını berdi, ihtiyarını berdi. Yeniyem amellerimiz kadirli rah buluşu için Allah da Allah tenleş ihtiyarını berip koydu. Şahvatlarını payda akıp koydu bizde. Mana şu şahvatlarını, hoşlarımızı, isteğlerimizi cilavlap, sabır buladıyan bulsak Allah'ın nazdı da kadirimiz balant buladı. Mesela insan bana hazır zina kılış gibi imkanı yatıyor da. Biz zina diye imtihanını ötmeyemiz hazır. O kaçan buladı imtihan? Sizden fakat yine razılık talep kıpırılıptı. Muannes cinsideki adam, hatın yaptı kıskası, sizge özü muayeliği bildirip durdu. Hemme şerayetler muhayya. Sizden razılık talep kılındı. Bana öşü memente, ana şu dakikada sizge zinadan imtihan durdu. Şunalli mi? İnsan bana şu imtihandan öt olsa, nefsini, şahvatını cilavlay olsa,
Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu hadisidegi güzel, çırali ayol zinaya takilif kıyanda men Allah'tan korkaman deydigan adam Allah'ın arşını sayesinde duradigan yetti adamda bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi. Shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham ko'tariladi. Mana otamiz Odam alayhissalom jannatga yaratib qo'ydi. Qovurg'asidan o'zini jufti Havo onani yaratib qo'ydi. Mana jannat sizlarga xohlagancha yeb ichib mana shu joyda yashaylar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni mana shu daraxt imtihon edi. O'sha daraxt kerak birodarlar. Toki Odam alayhissalom ana shu o'zini nafsini jilovlab Allohni manhajida turish turmasligini nima qilsin? Sinovdan, imtihonidan o'tsin. Agar siz bilan bizga gunoh ma'siyat qilishlikka mayilni ana shu gunoh ma'siyat qilishlikka iqtidorni bermaganida nimadan imtihon topshirardik? Nimadan imtihon topshirardik? Mana shu shahvatlarni berdi, inson shu shahvatlardan jilovlab, imtihondan chiroyli o'tsa darajasi ko'tariladi. Alloh taolo mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, mana bu sizlarni dushmaninglar shaytonga quloq solmanglar dedi. Lekin Odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yedi Havo ona bilan. Endi Alloh taolo nima dedi? Astadu billah. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Alloh aytdi. Undan jannatdan har ikkingiz tushingiz. Ayrimlaringiz ayrimlaringizga dushmandir. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergassa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Yer yuziga tushdi otamiz Odam alayhissalom. Alloh taolo aytdi: "Mendan hidoyat keladi. Kim meni hidoyatimni mahkam ushlasa, adashmaydi, bir va baxtsiz bo'lmaydi, ikki." Hidoyatni ushlash, nafsni jilovlash mana shu ikkita narsani bizga ta'minlaydi. Yo'ldan ozmaymiz va baxtsiz bo'lmaymiz. İnsanlar dünyaya kelarken nimaga kelganligini bilmiydi ko'pchiligi. Keldi, tug'ildi, yedi, ichdi, yashadi, ko'paydi, o'ldi. Alloh taolo aytayapti. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Robbimiz aytayaptiki, astagfirullah. Afa hasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un? Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku? Sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunday kelib, shunday ketaramizda bo'layapsizlarmi? Ayaqsa bul insano an yutroka suda. Inson nima? O'zini bekat tashlab qo'yilishini o'ylaydimi? Tushunarlimi? Keldingmi? Demak bir maqsad bor. Kimdir seni bu dunyoga keltirdi. Qaysidir maqsad uchun kelding. Endi shundayla kelib ketaman degan bo'lsang, unda hayvon bo'lib qolasan sen. İnsan bu dünyaya salih amallarını kılış için geldi. Mana şu amalı bilen, mehnet ve meşakkatı, kurbançılığı bilen, Rabbisi onu yakış görüşünü his kıladı. Mana şu nazik şuur bilen, o özünü Rabbisi'ye ikbal kıladı. Ana şu ikbalı sebepli, Rabbisi'ye bugün ikbalı sebepli, başkalarına ata kılınganından göre köprağına sana aladı. Mana buradalar, tabiatımız varken, yana zimmamizda mas'uliyatimiz bor ekan. Ko'pincha insonning tabiatiga Alloh yuklatgan taklifotlar to'g'ri kelmaydi. Nima degani? Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing bir narsalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'ibatdan to'sishing kerak. Ammo tabiating o'sha g'ibatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qima deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi.
Şunda nafsını boğan, nafsını sindirgen adamga Allah Ta'ala'nın huzurunda ülken mertebeler var. Tabiatı, taklifat. Mana şu ikilasının ortasında insan yükseledi, yok ki tübenlikke düşerdi. Hop. Mana endi keyingi mavzuyumuz, eğer Allah'ını tanımasan, unga ibadet kala almaysan. İnsan kimni yaxshi ko'radi bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan bir yigit 30 ga kirdi. Uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u o'sha doktormidi, advokatmidi, ishxonasiga bir kishi keldi-da, bir kishi bir erkak bilan bir ayol kelib aytishdiki, sen bizi bolamizsan dedi. Hozir sen ota-onam deyotgan odamlar seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Ya'ni sen tug'ilganingda bizi boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er-xotinning bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi, borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. İkkita adam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha. Allah bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketgan edi bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-enasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-enasi ekanligini bildi. Aytinglar-chi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib, ota-onam deyatuvdi. Shularni tanirdi. Endi darrov yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-onasi ekanligini bildi. Darro yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-onasini tanimaydi, bu bog'vagan ota-onasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Inson Robbisini tanisa, keyin Robbisini yaxshi ko'radi. Robbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdi-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatimiz sus. Alloh taoloni tanisak, keyin yaxshi ko'ramiz. Allohni tanisak, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rsak, Allohni ibodati bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, Allohni tanishlik kerak ekan. Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tarafidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsiridan xabar topasan, mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun, Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmon yerini yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan, bularni bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi? Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi? Bularni bari Alloh taoloning fe'li. Imom G'azzoliy Allohni tanishlikda odamlarni uchga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar uch xil bo'ladi. Birinchisi, Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson. Alloh taoloning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taoloning o'zini tanigan inson. Mana shu uchala haqida gaplashamiz. Uch xil odamda aytdik. Allohni mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi, Allohning mahluqotlari haqidagi bilim. Bu siz bilan bizning asrimizning ilmlari. Fizika, matematika, kimiya, biologiya, astronomiya, xulos embriologiya. Bularni bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'g'idi.
Mikroskop bilan ana shu hujayraning ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tayiga tushib, okeanda tayidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarni qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotgan ishini ko'rsatyapti. Siz bilan bizi asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Vazallalnaha lahum faminha rakubuhum va minha yaakulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yinsundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demek, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. İkincisi, Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shariy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi tushunasa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishligini yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shariy ilmlarni o'rganishlik bir xil. Kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamni miyasida qoladi. Endi Allohning o'zi haqidagi ilmchi. Allohning o'zi haqidagi ilm bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoliy aytadi. Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloni o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsingni bo'g'zidan olasan, xolimakka ishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldi turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak. Luqmani halollash kerak. Nafsni jilovlash kerak. A'zolarni gunohdan tiyish kerak. Yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak. Joningizni qiynaysiz, keyin Alloh taolo bu ilmni berar ekan. Uzoqmiz-a biz bundan. O'shuning uchun bizning jasadlarimiz namoz o'qiyapti, lekin nafsimiz, qalbimiz namozda emas. Endi latifa, biroz kulib olasizlar. Chunki o'shunaqa turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib, esdan chiqib qopti, qayerga o'shib qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy o'qibdi, bo'qibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xulosa ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Lyuboy variant tiqiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xulosa ertasi kuni hali boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib ketdi. Domla, rahmat. Mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi. Mana uni oling, mendan hadiya debdi. Qarab, ha, yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esizga keldi desa, quloq qoqishim mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qora aytgan ekan, ha, o'zimga aytuvdim. Shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi dedi.
Hop namazga keldik. Nima uchun? So'rayli o'zingizlardan. Ja namozga turdingiz nima uchun? Alloh farz qilgan o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant qulning ibodati. Yoki ikkinchi variant. Men namoz o'qisam Alloh menga jannatni beradi deysiz. Bu savdogarning varianti. İbadat üç kulda, kulun ibadatı var, savdogarın ibadatı var. Cezadan korkup durup kılınken ibadat, huttu kul sayıdan korkup hizmet kıyken deyik. Dozaktan korkup kılınken ibadat, kulun ibadatı. Cennetten ümit kılıp kılınken ibadat, savdogarın ibadatı. Şimdi üçüncüsü, aşığın ibadatı. Aşık, aşık Allah'ın tanıganlığı için mükafat. Allah'ın tanıganlığı, unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. Uchinchi namozi mukofoti uchun. Mana endi jan namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatni amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmayapmiz. Tasavvuf ilmi hakkında gaplaşmayız. Üçüncü, Ebu Hanife Numan'ın sabit, bir keçe türüp namazı, bir keçeni, üç bir de taharat mümkün zor ardı okulamazdan. Çünkü keçesi namazı okuşuyor ki bu kişilerde mehnet, meşakkatmasa da, onlarda huzur, halavat edi. Üçüncü, onlarla tavanları yarlayıp geçiyor namazı türgenliği kitaplarda yazılıyor. Nefs terbiyesi de, canımızı terbiyesi de, kalbimizi terbiyesi de biz hali anca arkadamız buradırlar. Bandanın Rabbisi bulan bulgen alakası. Kad aflehe men zekkaha. Dar hakikat onu, nefsini pakilegen necat taptı. Nefsini pakilegen adam necat taptı. Şu dünyadayım, ahiretteyim. Nemeden necat taptı? Sıkılıştan, gam kaygudan, korku havatırdan necat taptı. Çünkü kalbini pakilegen adam mı? Allah da Allah mükafatlıydı. Onu kalbine sakinetini çürüp koyadı. Bir mumun adam var yalan yapıradı. Günahlarına engel karıydı. Ancak için günahlarda kılıp yürüdü. Bu ne kadar ahvalı da o bilen Rabbisinin ortasında alaka payda bulmaydı. Ama şu alaka payda bulmasakken bu adam dinden közlengen semerini alamaydı. Bu adam için din hareketler yığındısı bu koladı. Namaz marasım, yatıp duruş. Roza marasım, yeme içme koyuş. Zakat haç, pul sabla buraya barıp gelişi marasım. Örgengen ilmi, burası informasyon bu koladı. Bana şu nasıl bu oladı yanbası, insan malallanadı. Şu malallan işte kıskıyan mısınlar özüylerde? Kendidir, zirik işte. Daim beş mahal namaz. Daim zikir. Daim Ramazan, daim taravi. Mana şu zerikçilik, yakşiliği de alamatımız. Bende cahid tuşahid. Canini kıyna, nafsini cilala, nafsini hokşige tezkere iş kıl, köresen. Şunda Allah da Allah kalbinde nur soğanını köresen. Eğer bana şu alaka tikkelenmezse bende bilen Allah'ın ortası da. Kılıyken amelleri bari yok, marasun bu kadar halas. Demek nefs terbiyesi hali yok. Hala haramda nefsini tiyeni yok. Allah'a muhabbeti yok. Şunun için Allah da Allah münafıklarını şunu da sıfatlıydı. Estağfirullah. Ve izâ qâmu ilâ s-salâti qâmu küsâle yurâûnen nâse ve lâ yedhkurûne allâhe illâ qalîle. Münafıklar Allah'ını aldamakçı buladılar. Kaçan namazga tursalar dengeselik bilen hoca körsün götüradılar ve Allah'ını kemden kem yadge aladılar. Hani münafıklar namaz okuyan. İzâ qâmu qâmu küsâle. Eğer namaz götürürse yalqalı bilen turuşadı. Hoca körsün okuşadı ve Allah'ını cüda ham az esleşedi. Düşündüler mi? Bizi alakası yok mu? Şakdan duramız mı namazga? Ya masjidga çıkan deyle sünnet okup koyup durup, yüde sünnet tarkip koyu yapız mı? Allah'ını zikir kılış fakat masjid değil ama. Münafık namaz oku yaptı.
Münafık Allah'ını zikir kılıyaptı. Lekin bunu namazı bilen zikirini Allah Teala kanaka ile iki yine etip koyuyaptı. Bendenin özünün Rabbisi bilen alakasını bağlaşı abadi saadet buladı. Dünyanı, dünya hayatının en pişken, yetilgen meyvesi buladı. Dünyanı hemi iki çikirden, galiba kışavasından, zerikkeninden keyin, toygeninden keyin, gam kaygularından, nefsinge hatırcamlik keledi. Allah seni yaş görüşünü hız kılasan, Allah senden razı buluyken yine bilesen, nefsin yükseledi, kalbin tazelenedi. Buraya hasadin yok, buraya bile uğruşmuysan, telaşmıysan, gıybet şikayet ki oğlun yok, iki yüzlemeçliği yok, hıyanat yok, yalgan yok, yine küdurat yok, pakize kalbin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günlerde burada sahabalarla oturgenlere de hazır silahı aldılar ki, cennet ahlından boyan bir kişi kirip geldi dediler. Meşgul kısa. Karab duruşuydu, saç sakalından şu suldu tamçılar akan taharat kılı bir adam kirip geldi. Ansarlardan. O aşere-i mübaşşaremez, uluk sahabalardanmez, adı bitti sahaba. İttesi günü Resulullah şu sözünü kaytardılar. Yine şu adam kirip geldi. Üçüncü günüm şunu diye buldu. Abdullah ibn Amr ibn al-As üyüye varıp üç gün mehman buladı. Üç gün mehman buladı. Karasa hama katarı, bazı keçelerde tahaccüde okuydu, bazı da okumuydu, hama katarı. Şunda hayır mazırını kılıp, çıkıp yeti yatıp durup şunu soruyordu. Resulullah üç gün hazır silahı aldılar ki, cennet ahladan bulgen bir kişi kirip geldi, dediler, üç metresi kirip geldiyiz. Neme amaliz var? Neme amaliz var dese, hiç kanak amalim yok. Siz görgenden başka. Ha hop deyip getirken de toktayın dedi. Toktayın birader. Bitti nese var dedi. Men tong attırarken ben, keşke gizlerken ben, bıranta mumunge nisbeten kalbimde yine küduratım yok dedi. Kalbini, Müslümanlığa nisbeten, musaffa bol işliği, umumen insanın kalbini toza bol işliği, cennetli bol işliği kifaya kılı yaptı. Bizde şu kalp var mı yok mu? Birer mete tatip görgen misiniz bana şu kalbini musaffalığı kanaka buluşunu? Cahid, tuşahid. Hareket kıl. Canını kıyna, nefske, yokmuyduken işlerde mecbur kılıp kıl. Köresen. Eğer zihin zekavatiz onunla da bosa, Allah'ın büyürgülerini okuburgen işiniz mümkün. Eğer hatırız mustahken bosa, dünyevi ilimlerini okup organişliğiniz mümkün. Ama Rabbis sizge kalbizge nazar salışını halesiz, kalbizge özünün nurunu kirişini halesiz, okuş, tekrarlaş, yatlaşın özü yetmiydi. Bu mertebege fakat yine mustakim bu siz yetesiz. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmet.